Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Excel'de hücrelerdeki virgülden sonraki basamakları istediğimiz şekle getirmek için kullanmış olduğumuz 3 ayrı fonksiyondan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi yuvarla. Yuvarla fonksiyonu formülümüzün üzerinde anlatalım. Eşittir. Yuvarla dediğimiz zaman yuvarlamak istediğimiz sayıyı seçtikten sonra noktalı virgülle virgülden sonra kaç basamak olmasını istiyor isek o rakamı yazacağız. 2 basamak olmasını istiyorum ben. 2 yazıyorum ve parantezi kapatıp Enter'a basıyorum. Ve formülümüzü aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz üzere virgülden sonra sadece 2 basamak kaldı ve ikinci basamaktan sonra 5 ve 5'ten büyük rakam görüyor ise yukarı yuvarlıyor. Yani 61 yapıyor. İkinci basamaktan sonra gördüğü rakam 5'ten küçük ise aşağı doğru yuvarlıyor. Yani sabit bırakıyor. Aynı şekilde 75 böyle. Aynı şekilde 94. Bu şekilde 16'ya baktığınız zaman 17'yi yani yukarı doğru yuvarlanmış görüyorsunuz. Peki biz bunların tamamını ikinci basamaktan sonraki rakam kaç olursa olsun yukarı yuvarlamasını isteseydik o zaman yukarı yuvarla fonksiyonunu kullanacaktık. Eşittir. Yukarı yuvarla dedikten sonra sayımızı seçiyoruz. Noktalı virgülle kaç basamak istiyorsak sayısını yazıyoruz ve parantezimizi kapatıp Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz üzere aşağı doğru formülümüzü indirdikten sonra 14'ten sonraki hane 3 olmasına rağmen yukarı doğru yuvarladı. Burada zaten yukarı yuvarlayacaktı. Fakat burada aşağı yuvarlayacaktı. Ama yine de biz yukarı yuvarla dediğimiz için tüm sayıları yukarı yuvarladı. Bir de bunun tam tersi olarak aşağı yuvarlamasını isteyebiliriz. Eşittir. Aşağı yuvarla seçeneğiyle virgülden sonra sayımızı seçiyoruz ve noktalı virgülle kaç basamak kalmasını istiyorsak onu yazıyoruz. 2 basamaklı olarak tamamını değiştirdim ve formülümüzü aşağı doğru çektim. Gördüğünüz üzere 71'den sonra 9 olmasına rağmen rakamımızı 71 olarak bıraktı. 15'ten sonra 6 olmasına rağmen şu kısımda yine de 15'e yuvarladı. Burada eğer dilersek basamak sayımızı eksiltip arttırabiliriz. Bunu 3 isteseydik şurada finansal değerlerden biçimimizi birer tane arttırıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere 3 basamak kaldı. Peki burada da bir hane bırakalım. Buradan da kesir hanemizi bölmüş olduk. Peki virgülden sonra hiçbir şey bırakmak istemeseydik burada yazacağımız rakam 0 olacaktı. Gördüğünüz üzere virgülden sonra hiçbir şey bırakmadı ve tamamını sıfırladı. Sıfır bırakmanın bir ayrı yönteminden size bahsetmek istiyorum. Bir önceki videomda size değiştir fonksiyonundan bahsetmiştim. Burada kontrol H deyip değiştir de virgülden sonra yıldız yazarsak eğer aşağı hiçbir şey bırakmazsak tümü değiştir dediğimiz zaman gördüğünüz üzere kesir hanesinden sonra tamamı tüm basamaklar sıfır olarak kaldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.